içkilerden, zararlı alışkanlıklardan, çirkin fiillerden, zinadan, fuhuştan, eşcinsellikten, ahlaksızlıktan, faizden, rüşvetten, kumardan, içkiden, her türlü kötülükten, hırsızlıktan, adam öldürmekten, büyük günahların hepsinden Rabbimiz ve Peygamberimiz bizi sakındırıyor. İşte bizim de bu konuda çok çaba sarf etmemiz ve çok çalışmalar yapmamız gerekir kıymetli hocam. Bütün bu çalışmalar Allah yolunda infak kavramının içine girer. Allah yolunda infak kavramının içine girer. Önderimiz, rehberimiz, kralımız, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim bu konuda en büyük örneğimiz, onun sahabesi bizim en büyük örneğimiz ki onlar infak konusunda ve salih amel noktasında birbirleriyle uğraşmışlar. Özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, o Medine'li kör ve ama olan, ama ve kütürüm olan kadının evine gitme, temizlik yapma, onun ihtiyacını giderme noktasında bu noktada ciddi bir yarış ortaya koymuşlar. Mudafife suresinde de hocam, وَفِذَّهَلِ بُفَرْيَةَنَا فَسِلْ مُزَنَا فِسُونَ yarışırlar. Allah için yarışırlar. Biz malum bu dünyaya bir kere geldik. Bu dünyadan bir kere götürüyoruz. O zaman son nefesimizi verinceye kadar yarışımız Allah için olsun değil mi? Yani dünyalık adına bırakan mevkiyatı değil. Tabii ki Allah rızası için cennet yolunda Allah'ın ve Resulünün emirleri doğrultusunda çalışmamız lazım. Haramlardan, günahlardan, çirkin işlerden uzak durmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de hep bize bunlar öğütleniyor. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bunlar öğütleniyor. Bir de kıymetli hocam, Allah yolunda infak etmeyenlerin, bu infak çalışmalarına katılmayanların, özellikle çok zengin olduğu halde, servetleri, milyarları, trilyonları olduğu halde, zekatlarını, sadakalarını vermeyenlerin durumu nedir? Bununla ilgili birkaç ayet-i kerime okuyayım mı hocam? Tabii buyurun. Hatta şey diyor değil mi hocam? Yani Allah yolunda infak edin, kendiniz de kendinizi tehlikeye atmayın. Tabii öyle bir ayet de var. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ اِلَى التَّهْلُكَ. Sakın kendinizi özgöre göre bile bile tehlikeye atmayın. Bunun tefsirinde yani zekat vermeyerek, sadaka vermeyerek, Allah yolunda infakta bulunmayarak, çalışmayarak kendinizi cehenneme atmak suretiyle, cehennemde yakmak suretiyle tehlikeye atmayın anlamına gelir diyen müfessirlerimiz var. Şimdi kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de bu konu çok önemli bir konu olarak bize beyan buyuruyor Rabbimiz tarafından. Allah yolunda infak etmeyenlerle ilgili bakın çok tehdit edici ayet-i kerimeler var. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Altını ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara elem verici bir azabı müjdele ey Habib. Allah korusun. Yani çok zekat vermesi gerekirken, çok sadaka vermesi, Allah yolunda infakta bulunması gerekirken, bütün imkanları varken, sağlıklıyken, Allah'a şükretmesi gerekirken, şu içinde bulunduğumuz sıkıntıdan, hastalıktan ve bütün felaketlerden, depremlerden, sellerden, belalardan, musibetlerden korunabilmek için daha fazla efendim Allah yolunda seferber olma imkanı varken, hala cimrilik edenler, hala efendim mallarını, mülklerini yığmaya, milyarlarına milyarlar katmaya, altınlarını yığmaya devam edenler var ya, işte onlarla ilgili ayet. Bakın bir sonraki ayette daha da korkutucu ifadeler var. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Bu paralar, bu yığınla servetler, altınlar, gümüşler, cehennem ateşinde kızdırılır. Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır buyuruyor Rabbimiz. Ve denir ki bunlara, هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın bakalım. Yani şimdi zekat vermeyen, hala öşür vermeyen kardeşlerimiz var değil mi hocam? Maalesef, maalesef. Biriktirdiklerini bir kazanç zannedebilirler. Bu cimriliği, altınlarını yığmayı, efendim bu trilyonlarına trilyon katmayı büyük bir
zannedebilirler. Halbuki bu böyle değil. Öldüğü anda her şey kalıyor. Bütün bu mal, mülk, her şey bitiyor ve kabre götüremiyor. Hiçbir faydası yok. Ve kendine kabirde azap olarak dönecek. Bazı hadis-i şeriflerde yılan şeklinde, ejderha şeklinde boynuna dolanacak diyor. Bu zekatını, sadakasını vermediği mal yine mahşer gününde, cehennemde kendisine böyle korkunç yılanlar, çıyanlar şeklinde dolanacak ve azabı bu şekilde görecek. Allah muhafaza eylesin. Onun için şu mübarek Ramazan ayında bütün zenginlerimize sesleniyoruz. İnsaf ve merhamet sahibi olsunlar. Özellikle zor durumda kalan kardeşlerimize, yetimlere, öksüzlere, fakirlere, yoksullara, yiyecek ekmeğe muhtaç olan insanlara bir an önce zekatlarını, sadakalarını versinler. Allah yolunda infak çalışmasına katılsınlar. Çünkü bu dünya fani, bu dünya gelip geçici. Hiç kimse bu dünyada ebedi kalmayacak. Bakın bu konuda yine çok uyarıcı bir ayet-i kerime var. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik edenler, bu konuda cimrilik gösterenler, infak konusunda cimrilik gösterenler var ya, bunlar sanmasınlar ki bu yaptıkları işler kendileri için bir hayırdır. Bilakis şerdir, kötülüktür. Tersine onlar için çok fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır buyuruyor Rabbimiz. Hocam o insanlar şeyi anladığında da o yapmış oldukları şeyleri güzel gösteriyor. Öyle değil mi? Yani onların hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Ettik, barımızı tuttuk. Veyahut da biz hani Allah'ın verdiğini unutup biz bunu kendimiz kazandık. Evet. Gibi bir şeyin içerisine giriyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz işte üç kişinin Allah-u Teala tarafından imtihan edildiğini, işte Ağbağ'ın, Abraş'ın ve kör kimsenin bir melek gönderilerek imtihan edildiğini, hiçbir şey de yok yani Allah'ın vermiş olduğu rızıkla vadiler doğrusu develere, sığırlara, koyunlara sahip olmaları ve sonrasında da biz bunu kendimiz kazandık deyip ikisinin imtihanı kaybetmesi ve amal olan imtihanı kazanması gibi yani kazancımızı kendimizden zannetmek, mal sahibi zannetmek, Allah göstermesi bu yerde firavunlaşmaya da kullanılmaşmaya götürmez mi hocam? Götürür hocam. Bu konuda malumlarınız Yasin-i Şerif'in 4. sayfasında çok önemli bir ayet-i kerime var. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَ Değil mi hocam? Kafirler müminlere dediler ki diyor, kendilerine Allah yolunda infakta bulunun, Allah'ın size verdiği rızıklardan fakirlere, yoksullara harcayın dendiği zaman ne dediler? Eğer Allah isteseydi bu fakirleri doyururdu. Ya. Bunları biz mi doyuracağız dediler. Onlara da Allah versin dediler. Cimrilik gösterdiler. Maun suresinin sonunda da وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ diye geçer. Yani onlar bırakın başkasına yardım yapmayı, iyilik yapmayı, infakta bulunmayı, zekat vermeyi, sadaka vermeyi, yapılan iyiliklere bile mani olurlar. Yani hayır sahiplerini bile hayırdan, iyilikten, yardımlardan, bağışlardan alıkoymaya çalışırlar diye Rabbimiz onların ne kadar merhametsiz, vicdansız, insanlık dışı varlıklar olduğunu anlatıyor bize. Rabbimiz muhafaza eylesin. Bu şeytani bir düşünce kafirlerin, müşriklerin felsefesi hocam. Kesinlikle. Yani biz kazandık, fakirlere de Allah versin. Biz fakirlere hiç yardım yapmayız, bu bizim paramız diyenler aslında zekat ve infak kavramını Allah yolunda bağış yapmanın, yardım yapmanın ne demek olduğunu bilemeyen, büyük bir yanılgı içerisinde olan kimseler. Evet, Rabbim onları da hidayet etsin diye dua edelim. Amin. Tabi hocam, yani şimdi kafir zihniyet ve Müslüman zihniyet arasında fark bu değil mi? Yani biz dünyaya emanetçi gözüyle bakıyoruz. Onlar dünyanın sahibiyiz gözüyle, mülk sahibi biziz gözüyle bakıyoruz. Hatta Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz'e
Aleyhisselatü Vesselam'a yalan sunanın Kisra'nın Bizans'ın kralları kuş suyu yatırlarda yatarken sizin bu hasır üzerinde yatmanız oluyor mu? Size bir döşek yapalım, yatak yapalım, siz de rahat edin deyince hani dünya onların olsun, vahidin bizim olsun, ey millet istemez misin? Evet. Bu dünyanın gayesini unuttuğumuz zaman herhalde ahireti unuttuğumuz zaman daha doğrusu bunlar ortaya çıkıyor sanki. Evet. Kıymetli hocam, bu konuda bizi çok uyaran müthiş bir ayet daha var. Onu da izninizle okumak istiyorum. Bu ayet kelime de Muhammed suresi 38. ayet. Şöyle başlıyor. Ha entum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz ey insanlar. Özellikle ey cimriler. İçinizden bazıları da cimrilik ediyor. Feminkum men yebhal ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsi. Kim cimrilik ederse ancak kendine cimrilik etmiş olur. Allah çok zengindir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olan, fakir olanlar sizlersiniz buyuruyor Rabbimiz. Bu kendilerini zengin zanneden, bu malların, mülklerin kendilerine ait olduğunu, ebedi olacağını zannedenlere böyle yüzlerine çarparcasına Rabbimiz aslında siz fakirsiniz, Allah zengindir. Şöyle geçiyor ayette. Vallahu ganiyyu, Allah çok zengindir. Kimseye muhtaç değildir. Ve entumul fukara, siz fakirsiniz. Peki bu cimriliğe devam ederseniz, bu infaktan uzak durmaya, çalışmaya devam ederseniz ne olacak? Ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrakum thumme la yekunu emsalekum diye geçiyor. Şayet imandan, takvadan, infaktan yüz çevirirseniz Allah sizin yerinize başka bir millet getirir. Yani sizi helak eder, yok eder, sizi ortadan kaldırır. Sizin yerinize başka bir millet getirir. Onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz de olmazlar buyuruyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Sohbet çok güzel gidiyor. Ağzınıza sağlık. Şöyle yapalım. Kısa bir ilahi arası verelim. Hem sizi de biraz dinlendirelim. Sonra abi, kaldığımız yerin devam edelim inşallah. Tamam hocam. Yalnız ben şunu da duydum. Siz güzel kaside okuyormuşsunuz. Öyle kulağıma geldi. Yok hocam. Öyle doğru bir şey yok. Yo, doğru haber değil o. Doğru haber değil mi? Evet, o haber yanlış haber. Çok güzel kaside okuyan hocalarımız var. Mesela Kerim Küçükgösel hocamın bir kasidesini evet. Koyarsanız o çok güzel okuyor. Yani biz bu niteliklere sahip değiliz. Bu işin uzmanları, pirleri var. Eyvallah. O zaman yanlış bilgi geldi bize hocam. Evet hocam. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz hay hay. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz can gözü kapalı. Gafilen tuttun can gözü kapalı. Gafilen tuttur. Ak sözü dinlemez, aslara inanmaz. Hay hay. Ak sözü dinlemez, aslara inanmaz. Kalbi çürük soğuk, cahilen tuttur. Kalbi çürük soğuk, cahilen tuttur. Rabbim bizi kalbi çürük sakınlardan eylemesin. Abi, dua edelim. Abi, ağzınıza sağlık. Hocam, eyvallah, Allah razı olsun. Bakara suresi 260. ayet-i kerime. Onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler. Sonra infaklarını başa kalkmaz ve kimseye eziyet vermez. Evet. Siz de demin ayet-i kerime de değindiniz. Yani biz sizden bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Doğru. Yedirirler, içirirler ama bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Bu konuda biraz konuşuyorum hocam. Sanki başa kalkma olayı var ki velhatta yaptığımız bilgilerin göze gösterme, göstermişliği ya. Oradan devam edelim hocam. Evet, Rabbimiz bunu da şiddetle yasaklıyor. Yaptığınız iyilikleri başa kalkmanın
en büyük günahlardan olduğunu bildiriyor ve yapılan bütün iyiliğin boşa gittiğini beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza diye başlayan uzun bir ayet var. Ey iman edenler, sakın verdiğiniz zekatları, sadakaları başa kalkmak ve fakirlere eziyet etmek suretiyle boşa götürmeyin. İptal etmeyin. Demek ki bir iyilik yaptığımız zaman, bir zekat, bir sadaka, bir bağış yaptığımız zaman bir fakiri eğer incitecek olursak yaptığımız bütün iyiliğin sevabı gidiyor. Onun için İslam alimlerimizin tavsiyesi, bir fakire zekatımızı, öşrümüzü, sadakamızı, fitremizi, fidyemizi verirken bak bu benim fidyemdir, zekatımdır, al bunu demek bile kırıcı ve incitici olur, bunu söylemeyin. Siz niyet edin, siz ayırın bunu, bu benim zekatımdır diye. Bu benim zekatımdır, öşrümdür, fitremdir, fidyemdir, niyet. Niye niyet ettiyse bunu içinizden geçirin, niyet edin, ayırın bu parayı. Götürün fakire, kardeşim al bu sana hediye olsun diyebilirsin. Bir ihtiyacını karşılayabilirsin diyebilirsin ama başa kalkmak, eziyet etmek ve yaptığı iyilikleri sürekli hatırlatmak. Ben sana filan zaman şöyle iyilik etmiştim, şöyle yardım etmiştim. Eğer yardım etmeseydin senin halin nice olurdu gibi böyle iyilikleri başa kalkmak dinimizde en çirkin fiillerden biri kabul ediliyor kıymetli hocam. Yani harcadığı milyonun milyarın hiçbir hükmü kalmıyor değil mi hocam? Tabii tabii. Sevabı tamamen gidiyor hocam. Onun için yapılan iyilikleri unutmak lazım. Birisine bir iyilik yaptığımız zaman unutmamızı tavsiye ediyor alimler. Hocam yine Bakara suresi 274. ayet-i kerime, mallarını gece gündüz gizli açık infak eden kimselerin Rableri katında ecirleri vardır. Biraz bunun üzerine konuşalım. Yani gizli mi yapalım infak? Evet. Açık, üstadım. Güzel. Güzel bir soru sordunuz. Güzel bir soru sordunuz. Şimdi iyilik yapan da çok maşallah, Allah kabul etsin. İyiliğinin reklamını yapan da çok. Yani reklam yapmak doğru mu? Açıktan bunu çok göstermek doğru mu? Bak ben şöyle iyilik yapıyorum. Ey insanlar benim ne kadar cömert, hayır sahibi olduğumu bilin. Demek doğru mu? Bu konuda ayetler var. Sizin okuduğunuz ayet-i kerime Bakara suresi 274'te geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْسِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Sirran kelimesi önce geçiyor ayet-i kerimede, dikkat edelim. Gizli verenler. Sonra açıktan verenler de övülüyor. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Çok müjdeli bir ayet-i kerime. Mallarını gece ve gündüz sürekli gizli ve açık olarak sarf edenler var ya, Allah yolunda infak edenler, zekatlarını verenler, sadaka verenler, iyilik yapanlar, bağış yapanlar var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, hüzün de yoktur buyuruyor Rabbimiz. Yine kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insana nasıl saldırıya geçtiğini bildiren ayetlerden biri. Bu mal konusundaki imtihanımız diğer ibadetlerden daha farklı. Yani Müslümanların da pek çoğu bizler maalesef burada kaybediyoruz. Mesela beş vakit namazımızı kılıyoruz. Ramazan'da oruçlarımızı güzelce tutuyoruz. Efendim hatta hacca umreye gidip geliyoruz. Fakat zekat konusuna, öşür konusuna gelince bazıları diyor ki ya biraz önce sizin dediğiniz gibi ben kendim kazandım. Fakirlere de Allah versin diyor. Vermek istemiyor. Zekatını hesap etmiyor. Ve hesap edenler çok, verenler çok ama vermeyen daha çok. Maalesef çok acıdır. Biz Alo Fetva'da çalışıyoruz Konya İl Müftülüğü'nde. Bazen geliyor hocam ben 20 yıldır öşür vermedim diyenler çıkıyor. Hiçbir kuruş vermemiş. Ben 10 yıldır zekat vermedim hocam geriye dönük zekat hesabı yapalım diyen kardeşlerimiz. O da güzel, sevindirici bir gelişme. Tövbe istiğfar etmiş, hatasını kusurunu anlamış geliyor. Ben bunu nasıl telafi edebilirim? Bakın bu konuda şeytan bizi hep aldatıyor. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve murukum bil fahşai diye geçer ayette. Şeytan sakın zekat verme, sadaka verme, infakta bulunma, Allah yolunda harcama yapma. Yoksa fakir olursun. Kendin aç ve açıkta kalırsın diye
sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder buyuruyor Rabbimiz. Peki Allah neyi vaat ediyor kıymetli hocam? Birine yedi ucu vaat ediyor. Vallahi devamında geliyor ayet. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise kendi lütfundan size mağfiretini ve bol nimetlerini vaat ediyor. Vallahu vasihun alim. Allah ihsanı çok geniş olan ve her şeyi bilendir diye Rabbimiz bunu bildiriyor. Yine buna benzer bir ayet Kur'an-ı Kerim'de çok önemli. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah yolunda ey Müslümanlar ne harcarsanız, zekat, sadaka, hayır, iyilik, ne gibi infaklarda bulunursanız, hepsinin yerine Allah size daha iyisini verir, size daha çok verir, müjdesini veriyor. Yani ben zekat verdim de, sadaka verdim de, fakir kalacağım diye bir endişeye asla kapılmamak lazım. Ayetin devamı da çok müthiş. Ve huve hayrul razikin, o rızık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyor Rabbimiz. Ve ma tunfiku min hayrin feli enfusikum. Allah yolunda hayır olarak ne verirseniz bu sizin kendi iyiliğiniz içindir. Ve ma tunfikune illa ibtiga vecillah. Ve yaptığınız iyilikleri de, verdiğiniz zekatları, sadakaları, infakları da Allah için yapmalısınız. Allah'ın rızasını elde etmek için yapmalısınız. Ve ma tunfiku min hayrin yuveffe ileykum ve entum la tuzlemun. Hayır olarak ne verirseniz size karşılığı tamamen eksiksiz ödenir. Siz asla zulme uğramazsınız. Haksızlığa uğratılmazsınız müjdesini Rabbimiz veriyor. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeyi okuduk. Bir de Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden birkaç tanesini okumak istiyorum izin verirseniz. Tabii, tabii, tabii. Resulullah Efendimiz bir hadislerinde el yedul ulya hayrun min el yedis süfla buyurmuş. Üstteki el, yani veren el, alan elden daha hayırlıdır. Peygamberimiz de hep kendisi başta örnek olarak insanlara cömert davranırdı. Özellikle Ramazan ayı geldiği zaman Peygamberimizin cömertliği zirveye çıkardı. Cömertlikte Ramazan'da Peygamberimiz zirveye ulaşırdı. Hatta Abdullah İbni Abbas Efendimiz aynı rivayette şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki, esmek için hiçbir engel tanımayan rüzgarlardan daha cömertti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara sürekli cömert olmayı, Allah yolunda infakı, hayır yapmayı, gösterişten uzak, Allah rızası için. Yani bu gösteriş meselesini onun için konuşuyoruz. Yani bazen tamam, efendim ben iyilik yapıyorum. Çok da iyilik yapanlar var böyle. Ama göstere göstere. Fakiri inciterek. Bu doğru değil. Yaptığınız iyiliği Allah bilsin. Efendim hocam. Yani işin ruhunu öldürdük. Sanki bugün biraz da yani çok mu göz önüne çıkıyor? Yapılan hayırlar işte bir Allah'ın ordere keseceğim gazeteciler gelsin.